Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir misafirim var kanalımda. Tanıştırayım. Hı. Neydi ismin senin bakayım? Hüseyin Mert. Evet, Hüseyin Mert benim küçük yeğenim. Kendisi baldızımın çocuğu. Dedi ki bana, enişte dedi, biz de seninle video çekelim dedi. Dedim ne çekeceğiz Hüseyin? Ne yapacağız seninle? Ne anlatacağız? Dedik ki Kemalpaşa tatlısı yiyelim. Şimdi Bursa Mustafa Kemalpaşa'dayız. Bir Kemalpaşa tatlısı yiyelim dedik. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kemalpaşa tatlısı dediğimiz şey Bursa Mustafa Kemalpaşa'da üretilen güzel bir tatlıdır. Ülkemizin farklı yerlerinde de üretiliyor bu tatlı ama asıl lokasyon neresi? Burası değil mi? Şimdi Hüseyin, burada tabaklar var, siz şu an görmüyorsunuz ama burada ben size göstermek için tatlıdan bir tane örnek koydum. Şöyle yuvarlak bir şey. Bunun böyle daha büyükleri de oluyor, daha küçükleri de oluyor. Bu yumuşak dediğimiz taze türden. Bunları 2 gün içinde tüketmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de şunu da göstereyim. Bu da böyle sertleştirilmiş dediğimiz. Bu birazcık şöyle yapılıyor. 2 kere kavruluyor bu. Bu biraz serttir. Bunu ısıramazsınız. Bakın şöyle. Bayağı serttir. Bu birazcık daha yumuşaktır. Hatta bunun böyle normal yiyebilirsiniz. Bir tane yiyeyim ben. Tatsız tatsız bir şeydir ama. Yeniyor değil mi? Yeniyor. Şimdi kemalpaşa tatlısı nasıl yapılıyor onu söyleyeyim. Böyle işte peynir, un vesaire var bunun içinde. Hatta bakalım şurada. Aldığım yerde bakalım. Ne varmış içinde? Şunu yutayım da bu arada. Günlük taze peynir, irmik, yumurta, tip 1 ekstra buğday unu, sodyum bikarbonat şeklinde şeyler varmış. Evet, burada hepsini yazıyor zaten. Bunun amacı tatsız tuzsuz bir şey. Üzerine su ve şerbet yapıyorsunuz. Burada 750 gram için diyor. 3,5 bardak diyor. Ben biraz daha az koydum. Çok şekerli öyle değil mi Hüseyin? Ne düşünüyorsun? Sen seviyor musun bu tatlıyı? Biraz. Çok sevmiyor musun yoksa? Çok sevmiyorum ama biraz yani. Neden çok sevmiyorsun ki? Çünkü şekerpareyi ben daha çok seviyorum. Şekerpareyi daha çok seviyorsun. Tamam. Bir başka video sana şekerpare yeriz, olur mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi 2 tip oluyor genelde. Bir tanesi taze. Taze olanı hemen tüketmemiz lazım. Bunlar bozuluyorlar ama bu böyle normal ekmek gibi yenir. Öyle. Böyle yersiniz bunu ama çifte kavrulmuş dediğimiz olan ise şöyle göstereyim. Böyle yiyemezsiniz. Kırar dişinizi. Zarar verebilir. Şimdi böyle BİM'de falan sağda solda bunlar satılıyor arkadaşlar. 3 liraya 5 liraya. 3 liraya 5 liraya olmaz. Biz şöyle paket aldık. Şu paket. Şöyle göstereyim. 10 liraya satıyorlar bunu. Bir paketi 10 lira. Çok ucuz olanlara itibar etmeyin. Gerçek Kemalpaşa değildir o. İşte içine artık ne koyuyorlarsa bilmiyorum. 3 liraya 5 liraya paketini alamazsınız. Bursa Mustafa Kemalpaşa yolunuz düşerse, İzmir yolu üzerinde bir ilçemizdir. Bursa'ya yaklaşık olarak 80 km uzaklıkta. Bu işin merkezi burası değil mi? Hı hı. Bu tatlıyı biz şimdi yaptırdık sağ olsun. Baldızım Havva yaptı bunu. Teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Şöyle görüyorsunuz, bu taze olandan yapılmış. Bu biraz daha açık renkli. Bu da çifte kavrulmuş olan, biraz daha koyu renkli. Görüyorsunuz şu anda. Göstereyim ekranda tekrar. Şimdi Hüseyin Mert'le bunların tadına bakacağız. 3'er tane yaptık kendimize. İçeride bir tepsi daha var değil mi? Hem de 100 üzerinden ben puan vereceğim. Evet, 100 üzerinden puan verecekmiş. Aslında ben öyle puan muan verelim demedim ama illa böyle videolarda görmüş bizim Hüseyin Mert, puan vereceğim enişte dedi değil mi? O zaman yiyelim mi? Yiyelim. İlk başta açık renkten başlayalım. Tamam bence. Hadi. Sen başla, hadi küçükler başlasın önde. Al bakalım tadına bak. Bu arada bunun üzerine dondurma da koyabilirsiniz. Kaymak da konuyor yani servis ederken. O şekilde de yiyebiliyorsunuz. Yapımı çok kolay. Bunlar hazır olduktan sonra üzerine şerbeti döküyorsunuz. İstediğiniz miktarı şeker de katarak. Zevkinize göre çok da koyabilirsiniz şekeri. Az da koyabilirsiniz. 100 üzerinden. Ha, dur bir dakika, dur ama şimdi ben anlatayım. Bitsin ondan sonra. Sonra isterseniz üzerine işte ne bileyim kaymak, dondurma vesaire gibi şeylerle koyup servis edip yiyebiliyorsunuz. Sen şimdi bunu ye bir güzelce. Önce bunu bitir. Ben de yiyeyim biraz. Sen de be. Nam nam nam. Bak bu güzel olmuş. Bak bu güzel olmuş. Az, dedim ya annene az şeker koy demiştim ben. 3,5 bardak çok olur dedim. 2,5 bardak koy demiştim ben. Zevkinize göre. Böyle süt tadı geliyor. Yumurta tadı geliyor. İrmik tadı geliyor. Nam nam. Allah. Allah. Dök.
Hemen. Dökme vallahi çekimden sonra toplayacağız burada ona göre. Hüseyin ağa. Güzel. Şimdi bu dursun bu. Şimdi puanı verme, sakladım puanı. Biraz da bundan yiyelim bakalım. Tamam. Bu da çifte kavrulmuş olanı. Neden çifte kavrulmuş olanı? Belki onu merak edenler vardır aramızda. Bu daha uzun gidiyor arkadaşlar şey olarak. Raf ömrü bunda örnek veriyorum 2 haftaysa bunda 2-3 günlük bir raf ömrü var. O yüzden çifte kavrulmuş böyle uzak mesafelere gidecekseniz bu şekilde almanızda fayda var. Ama söylediğim gibi çok dandik çifte kavrulmuşlar da var. Hani onlar öyle 3 liraya 5 liraya olmaz arkadaşlar. Biraz kaliteli olması gerekiyor. Ben bunu ondan daha çok seviyorum galiba. Vallahi mı? Hı hı. Aman dikkat et. Aha. Yemiyor gibi de şöyle. Şerbetli tatlı seviyorsun, güzel bir tatlı. Bence de. Tatlısı. Ama adı bence Kemalpaşa karıştırılıyor. Hani İzmir'de de Kemalpaşa var biliyorsunuz ilçe olarak. Oranın tatlısı değil bu. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinin tatlısı. Bir kez daha altını çizeyim. Evet şimdi Hüseyin Mert. Hazır mısın puanlamaya? Şimdi turuncu tabağımız, sarı tabağımızda taze olanı vardı. Bu da çifte kavrulmuş olan. Şimdi buna kaç puan veriyorsun? Ana yüz seslerinden. kaç. Masterchef değil, heyecan dorukta. 90 puan veriyorum. Tamam, buna 90 puan verdi Hüseyin Mert. Peki bu çifte kavrulmuşa kaç puan veriyorsun? 100 puanla, 100 puandan 100 puan. %100 üzerinden 100 verdin. Bunu çok beğendin yani. Hı hı. O zaman yiyelim madem biz bunu ya. Tabii yiyelim. Hadi sen ye madem çok beğendin. Sen onu ye bakalım. Nem güzel değil mi? Evet işte böyle Hüseyin Mert'le bir Kemalpaşa tatlısını anlatmaya çalıştık biraz. Ama tabii ben hani gurme değilim. Öyle bir iddiam da yok arkadaşlar. Bazen böyle videoların altına yorumlar geliyor. Öyle bir iddiamız yok. Burada eğleniyoruz kendimizce. Yeğenim de rica etti. Enişte dedi ben de seninle bir video çekmek istiyorum dedi. Dedim ne yapalım. Maymunluk yapmayalım bari düzgün bir şey yapalım dedim. Hem de tatlımızı anlatalım dedim. Yolunuz düşerse Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan bu tatlıyı yemeden geçmeyin. Yol kenarında zaten şeyler var. İzmir yolu üzerinde var böyle yerler. Tabi bu paralı yol değil yalnız. Yeni açılan paralı yol değil. Normal eski İzmir yolu dediğimiz yol üzerinde. Bir de şimdi malum paralı yol açıldı. Orası değil. Çeşitli tatlı şeyleri var zaten görürsünüz. Onlara da bir tadına bakın. Eğer şerbetli tatlı seviyorsunuz. Mesela benim çok aram yoktu şerbetli tatlıyla ama böyle yine arada sırada alıp yiyoruz değil mi? Hı-hı. Sen de çok şeker paracısın o zaman sen öyle mi? Bir kere de şeker paracısın. Tamam bir kere de şeker para yeriz seninle beraber. Ama tamam. Artık birkaç ay sonra yani hemen değil. Olur mu? Nasıl oldu video? Güzel oldu mu sence? Bence güzel oldu. İzlenir mi sence bu video? Bence izlenir. Like versinler mi? Abone olsunlar mı? Söyle söyleyelim mi? Ne diyelim? Söyle bakalım hadi. Kaç like anlaşalım. Kaç like gelsin bu videoya? Bu videoya 2000 like gelsin bence. Gelsin değil mi? 2000 like istiyor Hüseyin. Artık bir el atın arkadaşlar. 2000 like olsun şurada yani. Abone de gelsin mi abone? İsteyelim mi abone? Söyleyelim şey de abone olun kanala de. Abone olun kanala. Enişteyi takip edin de değil mi? Takip edin beni. Başka ne yapsınlar? Başka hiçbir şey bilmiyorum ki ben. Tamam başka bir şey bilmiyorsan da o zaman kapatalım artık videoyu. Tamam kapatalım. Evet arkadaşlar bugün kişisel YouTube kanalımda teknoloji dışında bir şeyler yapalım dedik. Hüseyin Mert çok rica etti. Enişte dedi beraber video çekelim dedi. Ben de onu kırmak istemedim. Çok da severim kendisini keratayı. O da bizi sever değil mi? Tamam. Bir Kemalpaşa tatlısı videosu çektik. Hatta bir tane de kaldı böyle. Söylediğim gibi güzel de bir tatlıdır ama kalitesini bulmanız lazım. Her yerde bulduğunuz Kemalpaşa tatlı doğru ve güzel tatlı olmayabiliyor. Onu da söylemiş olalım. Kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olun arkadaşlar. Zor bir şey değil ya bir tane. Bedava zaten paralı da değil. Olun ya. Bedava. 10.000 yapalım şu kanalı bir yatın. Gözünüzü seveyim. Ne? Yapsınlar ya. Tamam. Beni istiyorsanız Instagram, Twitter gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Söyleyeceğim son bir şey var mı? Kapatıyoruz videoyu artık. Hayır.
O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.